Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Meral Danış Beştaş, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, evet, Kobani protestoları yıllardır dillere pelesenk edilen meselenin ayrıntılarının araştırılmasını istiyoruz. Halk iradesinin temsil edildiği bu mecliste gerçekten kim, neden, nasıl sorularına yanıt bulalım. Bir kere her şeyden önce yanlış bilinen bir iki gerçeği söyleyeyim. Kobani protestoları 6 Ekim'de değil, 15 Eylül'de IŞİD çetesinin Kobani'yi kuşatmasıyla başladı. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde Kobani halkıyla dayanışma gösterileri yani 15 Eylül'den sonra hızla devam etti. Evet, Uluslararası Suriye Gözlem Evi'nin raporuna göre 7 Ekim'e kadar Kobani'de 412 kişi yaşamını yitirdi. Bu resmi rakamlardan aldığımız mesele. Şimdi nedir iktidar tarafından söylenen mesele? 6-8 Ekim Kobani olaylarında HDP MYK'sının yaptığı çağrıyla bu olaylar meydana geldi. Bir kere HDP MYK'sının resmi bir kararı yok. Bütün mesele bir tweet'tir. Genel merkez hesabından atılan bir tweet'tir. Sosyal paylaşımdır. Ve orada demokratik protestoya bir çağrı vardır. Kobani halkıyla dayanışma çağrısı vardır. Bununla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve birçok savcılıkta suç işlemeye tahrik suçundan dönemin MYK üyeleri ve milletvekilleri hakkında soruşturma yapıldı. Bu soruşturmalarda herkes, bir iki kişi hariç belki olabilir ama bildiğim kadarıyla herkes gidip beyanlarda bulundu ve soruşturma hala devam ediyordu. Yani yargıdan kaçan, ifade vermiyorum diyen hiç kimse yoktu. Ama ne oldu? Demirtaş ve Yüksekdağ aradan 6 yıl, 5 yıl geçtikten sonra geçen yıl bu tarihlerde tekrar haklarında aynı fiilden tutuklama kararı verildi. Hukukta bunun hiçbir yeri yoktur. Yani bir insana diyorsunuz ki yaralamadan hakkında soruşturma açtım. Aradan 5 yıl geçiyor. Hayır diyorlar, yaralama değil. Sen cinayet işledin, yağma yaptın, hırsızlık yaptın. Bir dolu suç üretiliyor. Bir kere bunları kamuoyunun bilmesi lazım. Peki Kobani döneminde, protestoları döneminde ne oldu? Gerçekten vahim olaylar oldu. İnsanlar öldü, yağma oldu, hırsızlık oldu, linç oldu, protestolar oldu ve bunlarda 43 kişi yaşamını yitirdi. Başka ne oldu? HDP binaları saldırıya uğradı. 33 HDP'li öldürüldü. Antep'te bir kadın, adını söyleyeceğim, evinde linç edildi kameraların önünde. Polis panzerleri sivil araçları bilerek itti ve bu görüntülerin hepsi gözümüzün önünde. Peki sorumluluk kimin? Demokratik protesto yapanların mı? Bunu önlemeyenlerin mi? Buna yol verenlerin mi? Cinayete işlenmesine ses çıkarmayanların mı? Daha da ileri gidiyorum. Cinayet işleyenlerin yargılanmaması mı? Şimdi biz titiz bir araştırma yapıyoruz. İki dava dışında Kobani protestoları sebebiyle açılan bir dava yok. Peki hukuk ne diyor? Devlet vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak zorundadır diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda sayısız kararı var ve Türkiye hakkında da ihlal kararları var. Sokağa çıkan sivil protestocuların linç edildiği polis kurşunuyla ilk olayda 7 Ekim'de Hakan Buksur'un Muş Varto'da öldürülmesidir polis kurşunuyla. Yani ölüm 6 Ekim'de değil 7 Ekim'de Erdoğan'ın Kobani düştü düşecek açıklamasından sonra Muş Varto'da meydana gelmiştir. Bugüne kadar şunu hiç duydunuz mu? Duymadınız tabii. Tek bir vali, tek bir kaymakam, tek bir emniyet müdürü, tek bir jandarma yetkilisi, tek bir bakan, yani olayın asıl sorumlusu, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak zorunda olanların yargılanmadığı ama partimizin 6 yıl sonra tekrar hedefe konulduğu ve siyaseten aslında tasfiye amacıyla gündeme getirilen bir meseleden söz ediyoruz. Bizim HDP'nin hiçbir şiddet ve suç fiiliyle bağlantısı kurulamaz çünkü yoktur. Çünkü böyle bir bağlantı
Olamaz. Yani Kobani'nin halkının karşısında kim var? IŞİD var. IŞİD çetesi var. Kadınları pazarlardan satan, kafa kesen, insanlara tecavüz eden, insanlığa karşı suç işleyen bir cani yapılanmadan söz ediyoruz. Dayanışma gösterenler kim? Sivil halk. Tamamlayın sözlerinizi. Her zaman IŞİD'in karşısında yer aldı. Biz yani 6 Ekim'le ilgili değil bu. İlk günden itibaren IŞİD'e karşı 70 ülke, koalisyon ülkesi o tarihlerde dünyanın her yerinde Buenos Aires'ten Amerika'ya, Amerika'dan Kanada'ya, Avrupa'ya kadar herkes IŞİD'e karşı Kobani halkının yanındaydı. Peki mevcut iktidar ne yaptı? Kobani halkının yanında değil, Kobani halkına yardım koridoru açılması talebine red cevabı veren bir iktidar ve dayanışma gösterilerini şiddetle bastıran, cinayete giden yolları açan ve o cinayet işleyenleri yargılamayan bir iktidar. Ne oldu? Bunu biraz sonra grup başkan vekilimiz anlatacak. Sonrasında yardım koridoru açıldı. Yine yani Irak'tan giden yardım oraya ulaştı. O dönemde birçok siyasi gelişme oldu. Ama bizim bugünkü talebimiz net. Şunun araştırılmasını istiyoruz. O dönem görev yapan kamu görevlilerinin en altından tırnak içinde bakana kadar olan süreçte sorumluluğunu araştıralım. Bunun